Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde Korece'deki selamlaşma kalıplarına göz atacağız. Korece'de selamlaşma insa demek. İlk selamlaşma ifademiz Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, burada şimnikka'dan da anlayacağınız üzere daha önceki derslerde bahsetmiştim. Çok saygılı bir ifade. Hem şi var, hem şi'den dolayı çok saygılı bir ifade. Bu şi'deki ifadeleri çok resmi hale getiriyordu. Yani bizdeki sınız gibi düşünebilirsiniz. Bir de biyumnikka'dan dolayı iyice bir resmi hale geliyor. İkisi beraber kullanılınca daha da resmi hale alıyor. Bunu Türkçe'ye merhaba nasılsınız diye çevirebilirsiniz. Merhaba nasılsınız olarak çevrilebilir. Annyeong sıhhat demek. Sıhhat, afiyet. Yani sıhhatte misiniz, afiyette misiniz aslında anlamına geliyor. Huzur demek. Annyeonghaseyo dediğimiz zaman işte merhaba nasılsınız? Ama kime karşı söylüyoruz? Kendimizden yaşça büyüklere karşı söyleyebiliriz ya da resmi ortamlarda kullanabiliriz. Annyeonghaseyo şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu biraz şeye benziyor. Türkçe'de merhaba da denir, merhaba da denir. Aynı onun gibi Annyeonghaseyo hızlı söylenince Annyeonghaseyo şeklinde söyleniyor. Bu da yine merhaba nasılsınız demek. Bunu da kendinizden yaşça büyüklere karşı da söyleyebilirsiniz. Normal bir ortamda da söyleyebilirsiniz. Annyeonghaseyo şeklinde. Tabi şimnikka'ya göre daha samimi bir ifade. Annyeongsa çok samimi bir ifade. Genelde ya kendinizden yaşça küçüklere karşı bu şekilde hitap edebilirsiniz. Selam diye düşünebiliriz bunu. Ya da işte çok samimi olduğumuz kişilere karşı kullanabileceğimiz bir ifade. Evet, bu üçü merhaba nasılsınız, işte selam anlamlarına geliyor. Şu ikisi merhaba nasılsınız. Hatta şöyle düşünebiliriz daha basitleştirecek olursak. Annyeonghaseyo ile Seyo'yu merhaba nasılsınız ya da merhaba nasılsın. Annyeong'u selam olarak düşünebiliriz. Şimdi Annyeong'i Keseyo ve Kaseyo var. Annyeonghi keseyo, hoşça kalın demek. Şurada keşi de var zaten. Hoşça kalın anlamına geliyor. Annyeonghi keseyo şeklinde böyle hızlıca söylenebiliyor. Yani Annyeonghi keseyo denilince bu ne diyor diye düşünmeyin. Annyeonghi keseyo şeklinde de söylenebiliyor. Annyeonghi kaseyo var. Bu da hoşça gidin yani güle güle anlamına geliyor. Birinde kaseyo var yani kada fiili var. Diğerinde keşida bulunma, kalma fiili var. Seyo eki eklenmiş. Seyo'yu anlatırken, seyo kalıbını anlatırken bahsetmiştim. Oraya bir göz atarsanız zaten anlaşılacaktır. Annyeonghi kaseyo şeklinde de, Annyeonghi kaseyo şeklinde de her iki şekilde de kullanılabiliyor. Evet, selamlaşma kalıpları bu kadar. Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo, Annyeong, Annyeonghi keseyo, Annyeonghi kaseyo bu şekilde. Koreliler genelde merhaba diyorlar. Yani sabah öğle akşam hani hep merhaba kalıbını kullanıyorlar. Böyle ayrı ayrı çoğuna çim mesela günaydın demek. Onu da yazayım. Çoğun açım günaydın demek. Çoğun açimim nida, işte günaydın, iyi sabahlar anlamına geliyor. Ama çok fazla kullanılmıyor. Genelde merhaba diyorlar. Yani genelde bu kalıpları kullanmanız yeterli olur. Şimdi diğer ifadeleri bir göz atalım. Selamlaşma ifadelerimiz bu kadardı. Diğer ifadelerde mianam nida. Mianam nida kendinizden genelde yaşça küçüklere karşı söylediğiniz ya da yaşıtlarınıza karşı mianam nida hani özür dilerim anlamına geliyor. Öğretmenlerinize karşı vesaire mianam nida'yı çok kullanmayın. Çünkü öğretmenlerinize karşı chesongam nida diyebilirsiniz. Daha resmi bir ifade. Chesongam nida özür dilerim. Her ikisi de aynı anlama geliyor. Özür dilerim. Shillam nida ise affedersiniz anlamına geliyor. Affedersiniz. Birinin ayağına bastınız otobüste. Shillam nida affedersiniz. Kençansım nida da işte önemli değil derken kençansım nida kalıbını kullanıyoruz. Çukaham nida işte doğum günlerinde vesaire ya da düğünlerde vesaire çukaham nida
tebrik ederim demek. Komapsım nida ya da kamsam nida da yine teşekkür etmek demek. Şimdi tekrar edelim. Mianam nida, chesongam nida, shillam nida. Bunların hepsi özür anlamı taşıyor. İlk ikisi mianam nida kendi yaşıtlarınıza karşı vesaire mianam nida diyebiliyorsunuz. Chesongam nida daha saygılı bir ifade ona göre. Shillam nida affedersiniz demek. Kenchansam nida da işte affedersinize cevap olarak önemli değil derken, kenchansam nida sorun değil derken, chukam nida da yine doğum günlerinde vesaire tebrik ederim. Sengil çuka hamnida mesela doğum günü kutlu olsun demek. Çuka hamnida tebrik ederim anlamına geliyor. Şimdi komapsım nida ve kamsam nida resmi olarak birine teşekkür ederken komapsım nida ya da kamsam nida'yı kullanıyoruz. Komavo denir mesela. Komavo hep böyle dizilerde vesaire sıklıkla duyulan ifade. Komavoyo şeklinde. Bu da ayı oyolu kullanımıdır. Ayı oyu derslerini anlatırken orada da bu ayı oyu derslerini anlatırken daha doğrusu o derslere de bakarsanız anlaşılır hamnida ile farkı. Şimdi kamsa hamnida da diyebilirsiniz. Komapsım nida da diyebilirsiniz. Komapsım nida da biyipsım nida gelmiş. Buradaysa ayı oyu gelmiş. Tabii komapsım nida'ya göre daha samimi bir ifade. Komavoyo ya da komavo. Yani üç farklı hitap şekli aslında. Komapsın nida çok resmi. Komavo'ya ona göre birazcık daha samimi. Komavo deyince en samimisi oluyor. Yani şu yo'yu atınca en samimi biçimde. Komavo. Sağ ol gibi düşünebiliriz. Daha samimi. Komapsın nida'yı sağ olunuz diye düşünebiliriz. Komavo'yu da işte sağ olun şeklinde düşünebiliriz. Evet, bu şekilde aynı zamanda diğer ifadelere göz atalım. Maşikke tseyo, afiyet olsun demek. Afiyetle yiyin derken maşikke tseyo. Maşikke lezzetlice demek. Lezzetli biçimde maşikke. Maşitta'yı daha önce bahsetmiştik yine. Maşitta geçmişti. Maşitta lezzetli demekti. G geldiği zaman Türkçedeki gibi lezzetlice, lezzetli biçimde anlamına geliyor. Lezzetli biçimde yiyin. Tseyo da kendimizden yaşça büyük insanlara karşı kullandığımız bir ifade. Lezzetlice yiyin derken yiyiniz. Yani bu resmi bir ifade. Kendinizden büyüklere karşı vesaire söyleyeceğiniz bir ifade. Maşikke mogo derseniz daha samimi bir ifade olur. Maşikke mogo bu ya da mogoyo bu kendinizden işte yaşça küçüklere karşı ya da samimi olduğunuz insanlara karşı maşikke mogo, maşikke mogoyo diyebilirsiniz. Ama tseyo kullanılıyor yemekte. Çünkü yemenin saygılı versiyonu tseyo'dur. Bunu direkt böyle kalıp olarak afiyet olsun şeklinde ezberleyebilirsiniz. Çermokke sımnida yemeğe başlamadan önce kullanılan bir ifade. Yani iyi yiyeceğim, yemeği iyi yiyeceğim. Çal iyi demekti. Mokkesim nida. Mok da yemek demekti. Mokkesim nida olunca da iyi yiyeceğim anlamına geliyor. İyi yiyeceğim. Çal mokkesim nida. Evet. İyi, şu ecek, acak anlamına geliyor. İyi yiyeceğim. Afiyetle yiyeceğim. Yemeğe başlamadan önce çal mokkesim nida deniyor. Bizdeki şey gibi düşünebilirsiniz. Ellerinize sağlık, çok güzel gözüküyor vesaire gibi düşünebilirsiniz yani. Çay mogosum nida da yine ellerinize sağlık ama çay mogosum nida da bu sefer şu sonunun değiştiğini görüyorsunuz zaten. Bu sefer gosum nida geldi. Yani geçmiş zaman ifadesi var. İyi yedim demek. Yani ilk yemeğe başlarken çarmok kesimli de diyoruz. İyi yiyeceğim. Yemek bitince de ellerinize sağlık anlamında çarmogosum nida diyoruz. Sonra başka ifadelere geçelim. Neil bok kesimli da. Neil bok kesimli da. Yarın görüşelim, görüşürüz derken neil bok kesimli da diyoruz. Ama
Burada böpda var. Böpda resmi bir ifade. Yani kendi yaşıtlarınıza karşı neyle kesim nida demiyorsunuz. Zaten sımnida da resmi bir kalıptı. Yarın görüşürüz derken neyle kesim nida, yarın görüşmek üzere anlamına geliyor. Resmi bir kalıp olduğunu bilelim. Eğer samimi bir şekilde kurmak istiyorsak bayo, neyle bayo, yarın görüşelim, yarın görüşürüz ya da neyle ba şeklinde kısaltabiliriz. Danyo oseyo da Danyo oseyo gidip gelin. Hani ne denir? Yolunuz açık olsun. İşte iyi gidip iyi gelin şeklinde de kullanabiliriz. Çal danyo oseyo dese mesela işte yolunuz açık olsun diyebilir. Danyo oseyo işte evet güle güle gibi anlamına da geliyor. Gidip gelin anlamına da geliyor. Evet bu şekilde temel kalıplarımız, selamlaşma kalıplarını gördük. Hemen tekrar edelim hızlıca hepsini. Daha sonra işte özür dilerim vesaire kalıplarını gördük ve yemekte kullanılacak ifadeleri de gördük. Evet, ilki anio shimnikka, ikincisi anio daha sonra annyeong, annyeong'i keseyo, annyeong'i kaseyo. Bu selamlaşma kalıplarını görmüştük. Daha sonra miyanam nida, çesongam nida, şillam nida, kençansım nida, çukaham nida, komapsım nida, kamsam nidayı gördük. Daha sonra maşık getiseyo, çalmok kesim nida, çalmogosum nida, neyil bökkesim nida, danyo oseyo. Evet, bu kadar kalıplarımız, temel ifadelerimiz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.